Anadolu Üniversitemiz eğitimde 55. açık öğretim örgün eğitimde 55. açık öğretimde de 30. yılı geride bıraktı. Bu süre zarfında büyük gelişmeler gösterdi. Örgün eğitimde 40 bin, açık öğretimde ise 1,5 milyon aktif, pasiflerde 2 milyonun üstünde öğrencimiz var bugün itibariyle. Dünyada öğrenci sayısı 1 milyonun üstünde olan üniversitelere mega üniversite deniliyor. Sayıları 5 tane. Bunların öğrenci kapasitesi açısından en büyüğü Hindistan'daki Gandhi Üniversitesi. Anadolu Üniversitemiz öğrenci kapasitesi açısından dünyada ikinci sırada. Bu çok büyük bir başarı. Bundan daha da büyüğü, öğrenciyi iyi götürdüğümüz, açık öğretim öğrencilerine götürdüğümüz hizmet çeşitliliği açısından ise birinci sıradayız. Çok değişik hizmetlerimizi öğrencilere götürebiliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da biz bürolarda öğrencilerimize hizmeti ayağına götürüyoruz. Mesela İstanbul'da 9, Ankara'da 5, İzmir'de 4 büromuz var. Bu ilin kapasitesine göre azalıyor ama her ilde 40'lı küçük illerde birer büromuz var. Türkiye'de 100'ün üstünde büro var. Bunun dışında yurt dışında, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Balkan ülkelerinde, Türkiye Cumhuriyetler'de, Kıbrıs'ta, yani Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde de bürolarımız var. Oradaki öğrencilerimize de hizmeti ayarına götürüyoruz. Öğrencilerimiz kayıt olmadan başlayarak mezuniyete kadar, diploma alma aşamasına kadar her çeşit işleri bu bürolarda yürütebiliyorlar. Hiç şeye gitmeye gerek kalmıyor. Eskişehir'e gitmeden mezun oluyorlar. Diplomayı da burada alıyorlar. Sınavlara burada giriyorlar. Yüz yüze eğitimleri burada yapabiliyorlar. O illerde yapabiliyorlar. Bu çeşit imkanlar sunuyoruz. Bu sağladığımız imkanlar açısından az önce de söylediğim gibi dünyada birinci sıradayız. Son zamanlarda öğrencilerimize verdiğimiz e-ortamda çok büyük hizmetler veriyoruz. Öğrenciler geçmiş sınav sorularını e-ortamda öğrenebiliyorlar. Öğretmenlerimiz de hocalarla birebir telekonferans sistemiyle görüşebiliyorlar. Mesela belli saatlerde belli derslerin hocası telekonferans sistemine katılıyor. Bunlar öğrencilerimiz tarafından daha önceden biliniyor. O saatte diyelim ki Erzurum'daki öğrenci hocamıza canlı olarak soru sorabiliyor. Biz illerimizde yüz yüze eğitim de yapıyoruz. Üniversitemizin üniversite senatomuzun tespit ettiği yüz yüze eğitimi gerektiren derslerde. Mesela tarih böyle değil, tarihi bir defa, iki defa okursun, beş defa okursun, ezberlersin. Ama bir matematik, bir istatistik, bir muhasebe, bir iktisat gibi derslerde öğrenci takıldığı yerde bir bilene sorma ihtiyacı duyuyor. Bu çeşit dersleri biz burada ücretsiz olarak öğrencilerimize konusunda uzman hocalarla eğitimini veriyoruz. Biz buna eskiden akademik danışmanlık dersleri diyorduk. Şimdi yüz yüze eğitim dersleri diyoruz. Bunlar ücretsiz, devam mecburiyeti yok. Ama gelen öğrencilerimiz istifade ediyor ve başarılı oluyorlar. Şimdi bu ayın 13'ünde, pazartesi günü bu eğitim Kırklareli'mizde de başlayacak. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Kırklareli'mizde de başlayacak. Bahar dönemi 13 Mart 2017, 28 Mayıs 2017 tarihleri arasında Karadağ Mahallesi'ndeki Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda verilecektir. Derslerimiz pazartesi günü saat 20'de İngilizce 2, çarşamba günü saat 20'de İktisada Giriş 2, perşembe günü saat 2'de Makro İktisat dersi, pazar günü saat 9'da Genel Muhasebe 2 ve İstatistik 2 dersleri, pazar günü yine saat 11'de Matematik 2, Maliyet Yönetimi ve Osmanlı Türkçesine Giriş 2 dersleri, pazar günü saat 13'te Matematik 2, Finansal Yönetim 2, Arapça 2 dersleri ve pazar günü 15.30'da Arapça 4 dersleri şeklinde yapılacaktır. Avrupa Birliği'ne girmek için her birimimiz Avrupa Birliği standartlarına uygun hareket etmek zorunda. Kendisini ona adapte ettirmek zorunda. Bundan 7-8 sene önce İtalya'nın Bologna şehrinde Avrupa'daki YÖK başkanları, üniversite başkanları bir araya geldiler. Avrupa'daki örnek üniversite nasıl olmalıdır diye kıstaslar tespit ettiler. 170'in üzerinde üniversite var. 3 üniversite bunu başarmıştı. Şimdi 5'e çıktı sayısı. Anadolu Üniversitesi bunu başaran ilk 3 üniversiteden bir tanesi Türkiye'de. Biz şimdi öğrencilerimize normal diplomanın yanı sıra arkadaşlar
Bir de supplement diploma veriyoruz. Bu İngilizce yazılmış bir diploma. Avrupa'nın her ülkesinde geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir ön lisans programı. 2 yıllık ön lisans programı. Bu onun diploması. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ön lisans diploması. Bu da supplement diploma. Bu İngilizce yazıyor. Bu da Avrupa'nın tüm ülkelerinde geçerli olduğunu gösteriyor arkadaşlar.